Süresiz nafakanın kaldırılmasını istediler, seslerini duyurmak için eylem yaptılar. Kadıköy'deki eyleme çocuklara icra yoluyla ellerinden alınan babalar da katıldı. Süresiz nafaka mahkumuyum ben. Ben ömür boyu nafaka ödeyeceğim. Ben ömür boyu nafaka ödemek istemiyorum. Bir süre koymak lazım. Bu nafaka artık yani çekilir kahır değil. Nafaka ödüyorum maalesef. Bu da musallat taşına kadar devam edecek bu gidişte. Bir araya geldiler, süresiz nafakaya hayır dediler. 1,5 yıl evli kalıp da yıllarca nafaka ödemek nedir kardeşim? Ben evladımı yeniden evlendiremiyorum. Süresiz nafaka olayı bitsin istiyorum kardeşim. Eşit kusurla ayrıldım. Ama ben ödüyorum nafakayı. Neden? Ben erkeğim. Yok öyle bir şey ya. 2013'ten beri maalesef süresiz nafaka mağduruyum. Bu insanlık haklarına aykırıdır. Bayan olsun erkek olsun ömür boyu hiç kimse bir prang altında yaşayamaz. Süresiz nafaka mağdurları adı altında örgütlendiler. Seslerini duyurmak için Kadıköy Meydanı'nda buluştular. Biz bugün burada susacağız. Nafaka ödeyen kişinin çocuğu konuşacak. Bir gün daha evli kalsa boşanma talebiyle beraber erkeğin ömür boyu süresiz nafaka ödemesi gibi bir mağduriyet var. Süresiz nafaka erkeğin geleceğini ipotek altına almaktır. Eşim 16 seneden beri nafaka ödüyor. Süresiz nafakaya mahkum edildi. Evimde oturuyor. Evimden dahi çıkmadım. 16 senedir nafaka ödüyorum. 850 nafaka kesiyor aylığımda, emekli ayımdan. Bizim istediğimiz süresiz nafakanın süreli olması. Bir erkek 3 ay, 5 ay veya 1 sene evli kalmış. Ölene kadar ömür boyu bu nafakayı niye ödüyor? 18 yıldır nafaka ödüyorum. Bakın burada bir tane çocuğum var. Çocuğumun okul masrafını karşılamakta zorlanıyorum. Çocuklarımı ikinci eşim 4 yıldır büyütüyor. Çocukların iştirak nafakasını kaldırdı hakim ama kadına ödenen yoksulluk nafakasını kaldırmadı. İhtiyacı yok o nafakaya onun. Ya kadın rezistanslarda yaşıyor, rüstistanslarda yaşıyor. Çocukların gördüğü yok. Biyolojik anneler olabilir ama anneler maalesef ortada yok. Çocukları ben büyüttüm. Velayet davasında çocukları icra yoluyla alınan babalar da oradaydı. Onlar da çocukların polis zoruyla alınmasına son verilmesini istedi. 10 aydan beri çocuklarımı göremedim. Bu zulüm değil midir? Çocuk icrası, o bir çocuk, o bir birey, icra nedir kardeşim? Telefonla veya görüntülü olarak sanal ortamda hiçbir şekilde göremiyorum. 2 tane kız çocuğum var ve kız çocuklarım şu an bana düzenli olarak gösterilmiyor. Tartışsınlar artık bunu, bir noktaya bağlasınlar.